Eğitimde toplam 773 adet yeni derslik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni kazandırdık. Gençlik ve sporda 2736 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 21 adet spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 563 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 8'i hastaneden oluşan toplam 26 sağlık tesisinin yapımını tamamladık. 3 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. Söğüt'e 50 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle 2933 konut yaptık. Bilecik'te ilk evim projemizle 1037 konut daha inşa edecek. İlk arsam projemizde 3900 altyapılı arsa vereceğiz. Bu kapsamda Bayırköy'deki konutlarımızın yapımına da başladık. Söğüt Millet Bahçemizi açılışa hazır hale getirdik. Osmaneli Millet Bahçemizin yapımı sürüyor. Ayrıca 4 Millet Bahçesi'nin daha yapımına en kısa sürede başlıyoruz. Ankara, Eskişehir, Bilecik, İstanbul yüksek hızlı tren hattını, Bilecik yüksek hızlı tren garını, Bozüyük yüzlü tren garını, Bozüyük lojistik merkezinin birinci etabını hizmete açtık. Yapımı süren Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattını inşallah 2025 yılında bitiriyoruz. Tarım ve ormancılıkta Bilecik'e 12 baraj, 27 sulama tesisi, 30 taşkın koruma tesisi, 3 hidroelektrik santrali inşa etti. Durmak yok. Aynen. Toplam 40 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 baraj ile 26 bin dekar araziyi sulayacak 4 sulama tesisinin yapımı sürüyor. Bilecikçi çiftçilerimize toplamda 500 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize 2 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 7 araştırma geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Enerjide Bilecik, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı, Dodurga, İnisar ve Yeni Pazar'a doğalgaz arzını sağladık. Durmak yok. O kadar. Yarın birileri de buralara gelecek. Onlara sormak lazım ya, siz ne yaptınız? Bugün açılışını yaptığımız yerlerle birlikte artık Bilecik'te doğalgaz götürmediğimiz ilçemiz kalmadı. Tabii bir avantajınız da var yani. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bilecik'te olunca görüldüğü gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, Bilecik'e hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Üstelik bu kadarla da kalmıyoruz. Bugün de güncel yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı geçen 52 kamu yatırımı ile 653 milyon lirayı bulan 10 özel sektör yatırımının resmi açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlar arasında Bilecik 300 yataklı ve Bozüyük 200 yataklı devlet hastaneleri ile diğer sağlık tesisleri de bulunuyor. Biz
sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Güzelliği görüyorsunuz değil mi? Şu hastanelerin güzelliğine bak. Ah ah. Bu Bay Kemal SSK'nın genel müdürüyken bu hastanelere girilmezdi, girilmez. Ulaştırmada Göl Pazarı Yeni Pazar yolunu hizmete açıyoruz. Yarın değil. Yarın değil. Hemen şimdi. Tarımda 7600 dekar alanı sulayacak Söğüt Çaltı Göleti'nin resmi açılışını yapıyoruz. Ayrıca çeşitli kurumlarımızın resmi açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin üretimine, istihdamına, ihracatına önemli katkıda bulunacağına inandığım 10 özel sektör yatırımının da resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu kamu ve özel sektör yatırımlarının Bilecik'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bilecik, Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, diri olarak, iri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak kucaklamaya hazır mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Evet kardeşlerim, şimdi biliyorsunuz seçimlere Türkiye 100 yılı vizyonuyla hazırlanıyoruz. Rahmetli Menderes 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti? Yeter, söz milletindir demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Yeter söz milletindir. Bay Kemal, bunu biz söyleyelim ne kadar oldu, haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci. Bunlar vesayetçi. Şimdi hep birlikte öyle bir haykıralım ki Türkiye duysun. Kaldıralım elleri. Hanımlar, sizden çok şey bekliyorum. Kale içeriden fethedilir. Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurunuz efendim. Şöyle hastaneyi bir görelim. Hastaneyi görelim. Evet. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemiz nasıl oldu? Laf değil, laf değil. Üretim, üretim. Bay Kemal, sen bir zamanlar SSK'nın genel müdürüydün ya. Böyle bir tane hastane yapabildin mi ya? Ah, ah, rahmetli Şafakay. Savaş, rahmetli Savaşay bununla ilgili bir program yapmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Ah, ah. Savaşay şimdi hayatta olsaydı da bu programı bir daha yapsaydı. Her taraf rezillikti. Kan revan içinde. Pislik. O galoşlar satıyorlardı. Tekrar alıyorlar. Tekrar satıyorlar. Efendim yavrum. Heh. Biz de sizinle gurur duyuyoruz.
Nasıl Bilecik'teki eğitim araştırma hastanemiz? Şu güzelliğe bak. Size bu yakışır. O kadar. Bahçeliğe bakın. Geldi Savaşay. Kullanılmış serum şişeleri buralara atıyor. Galoş parçaları. Kapıda da insanlardan çifti 25 bin liraya galoş almaları isteniyor. Vay Kemal, bunun hesabını nasıl vereceksin? Burası nasıl temiz kalır? Kardeşim, ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin, hastane. Sana hastane demişler. Bak maydanın sonunda sigortan hastane demişler kardeşim. Böyle bir insan taşınmaz. Nasıl olmuyor? İlk yılda seni çekerim sen arkadaşım. Sen niye getiriyor musun? Sayın Müdür, bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara ama biz aslında alışkın olsak bile, yadırgamasak bile, yadırgama işimizi yadırgar bir hale geldik. Yadırgadım. Doğru değil. Her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var. Kişi sigortalı olur veya olmaz. O saatte tabii acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani bunlar 10 sene öncesi için falan böyle bir şey söz yoktu, ama yoktu. Giderek bakın görece olarak bir düzelme var. Düzelmemekte ayak. Şimdi o hastanenin yerine biz yeni bir hastane yaptık. Adını da rahmetli Cemil Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu adını koyduk. Ama tabii muhteşem bir hastane. Nereden nereye? CHP işte hep diyorum ya çöp, çukur, çamur. İşte bizde de pırıl pırıl hastaneler. Tabii bu arada sanayide doğalgaza %16 indirim yaptık. Televizyonlardan zaten verildi. Elektrikte de aynı şekilde indirimimizi yaptık. Görüyorsunuz. Hep zam 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 diyorlar işte bu zam mı bu? İndirim yapıyoruz. Sanayide, elektrikte indirimler. Elhamdülillah. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak.